Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de merak ve heyecanla beklenen haftanın final günü başlıyor. Bugün tarzı ve yorumlarıyla dikkat çeken aslen İstanbullu yarışmacımız Sema ile beraberiz. Hoş geldin Sema. Hoş bulduk Gürbü. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Seni çok heyecanlı ve formda gördüm. Evet, bugün güzel bir gün benim için. Yarışmayı ben kazanacağım. En güzel yemekleri ben yapacağım. Hepsine hayran kalacaklar. Göreceğiz bakalım. Semacığım, bir haftadır olanları konuşacağız ama önce seni tanıyalım. Nerelisin, neler yapıyorsun? Hadi bize kendini anlat lütfen. Almanya doğumluyum. Doğma büyüme Cihangirliyim. 55 yaşındayım. Bir kızım, bir torunum var. Bir de güzel kedim var. Spor yapıyorum. Daha önce de bir spor geçmişim vardı. Şu an yoga yapıyorum. Bir yoga sistemi. Yaratıcısı Kazım Gürbüz Bey'dir. Yogi Kazım diğer tanıtılan isimle. Kendisine çok şey borçluyum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bekar anneyim Gürbüz. Ben bekar anneyim. Hem anneyim hem babayım yani. Kaç yıldır bekar annesin? 10 yıldır bekar anneyim. Bu arada çok formda görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Aa, yağmur başladı. Bereketiyle gelecek. Şu an nasılsa bizi engellemiyor. Devam edelim mi? Tabii ki. Semacığım, bir hafta boyunca çok konuşuldun. Vay efendim, botoksun varmış, yok efendim çenen protezmiş. Dediler de dediler. Ama sen kimseyi inandıramadın. Evet. Peki niye seninle bu kadar uğraşıyorlar? Yani ne diyeyim, şöyle hani derler ya, bir şey üzerine yemin etmediğim, neyin üzerine yemin edeyim, vücudumun hiçbir yerinde, hiçbir şekilde bir dokunma, bir yerinde bir şey yok. Deviasyon ameliyatı oldum burnumdan ki bu ihtiyaca binaen yapılan bir şeydi. Bademcik ameliyatı olduğumda sebebinin bademcik değil, yani iltihaplı bir hastalık oluyordu boğazımda. Boğaz iltihabı çekiyordum. Buna sebep deviasyon. Bir tarafımda %70, bir tarafımda %60 kapalılık olduğundan dolayı bir deviasyon ameliyatı oldum. Ama yapan doktorum da ufak birkaç tane melek dokunuşu yaptı. Şeyda ve Hava bugün yine estetik mevzusuyla üstüne gelirler mi, ne dersin? Bilmiyorum, uğraşacak başka şey bulamıyorlar herhalde Gürbüz. Yani gerekli gereksiz, adab-ı maşerete uymayan konular oldu. Vallahi onlar benim yaptığım yemeklerle ilgilensin Gürbüz. Yani tabağın içine baksın, ağzına girene baksın. Yani benim kaşım, gözüm, yüzüm, çok affedersiniz, popom onları ne ilgilendiriyor? Niye yani? Ya bu kadar kıskançlığı, bu kadar fesatlığı, bu kadar kötü niyeti de onlarda gördüm yani. Peki hakkını verirler mi sence? Bugün bir kere Şeyda Hanım başta, büyük bir şekilde en düşük ve en kötü yorumlarıyla misafirim olacak. Ama yine de misafirimdir. Ben saygıyı ve sevgiyi eksik etmeyeceğim misafirlerim. Yalnız senin için. O zaten Cihangir'de yaşayan sosyetik bir kadın. Yemekten anlamaz diyorlarmış. Yani coğrafya kaderimizdir. Benim de anam babam Cihangirli. Dedem, dedemin dedesi, dedemin dedesinin dedesi 1854 İstanbul Fatih doğumlu. Ben ne yapayım yani? Kars'ta doğsaydım Kars'lıyım derdim. Diyarbakır'da doğsaydım Diyarbakırlıyım derdim. Yani doğduğun, büyüdüğün yer kaderindir Gürbüz. Ayrıca biz insanız, biz dünyalıyız. Yani ben tanıştığım insana ben buralıyım, şuralıyım, hiç bence çok adab-ı maşerete uymayan şeyler bunlar. İddialı mısın? Çok iddialıyım Gürbüz. Ben hem Cihangirliyim, hem yokacıyım, hem yaptığım yemeklerle herkesi şaşırtacağım Gürbüz. Bravo! O zaman hadi bana menünü say lütfen. Tamam, menüm şöyle. Baştan kremalı mantar çorbası. Devamında peynirli kuru yufka çıtır kuru yufka böreği. Devamında tavuk pirzola ve siyez bulguru yapacağım. Yanında manca salatası yapacağım. Ve devamında el yapımı profiterol yapacağım. Bravo! Bu arada tavuk pirzola limon soslu. Bu arada yağmur başladı. Artık markete gidelim mi? Tamam, tamam. O zaman koş Seba, koş. Börüsünü hiç iyi bulmadım. Oturup ağlayacağım yani, yazık. Yani yazık. Benim menümün karşısına bu menüyü nasıl baştan beri herkese düşük puanı sen ver ver ver. Sen düşünmedin mi? Bu menüyle mi birinci olacaksın? Herkese niye hak ettiğin puanı vermedin ya? Ben böyle yarışmacılara kızayım. Sen bu menüyle benim karşıma gelmişsin
benim dünkü yemeklerimi eleştirdin. Beni öyle kıskandı ki gitti beni üşenmedi, yemedi, içmedi, beni araştırdı. Çünkü ben dişli rakibiydim. Bunlar kendileri de söylediler. Biz seni rakip görüyoruz. Menülerimizi kıyasladığım zaman 75 bin liranın hayal olduğunu düşünüyorum onlar için. Benim menümü hiçbiri yanından bile geçemez. Benim dünya mutfağından örneklerim vardı. Türkiye'nin her yerinden, doğusundan batısından, kuzeyinden en güneyine kadar yemek örneklerini sergiledim. Türkiye'mizin en güçlü, en son Osmanlı mutfağımızdan bir ürün sundum. Ben rakip olacağını düşünmüyorum. Yani menüsü hakkında şunu söyleyebilirim ki tamamen hani incelememiz gereken bir menü. Hani genel bir şey söyleyemem. Genel konuşacak olursam zaten kazanabileceğim ki zaten düşünmüyorum bu menüyle. Ancak bizi yanıltırsa masada, mesela böreği çok lezzetli olursa, hani tatlıyı hakkıyla yaparsa ve hani basite karşı dediğim ana yemeğinde bambaşka bir şekilde bize sunumunu yaparsa kazanma ihtimali var tabii ki de, ama genel baktığımızda pek düşünmüyorum. Bu menüyle asla birinci olamaz. Sadece bir tane zor aşamalı bir ürünü var, o da profiterol. Diğerleriyle aralarına 2-3 tane daha zor olsaydı amena, belki Macar salatası onu biraz oyalayabilir közleme diye. Ama zaten o közlenirken diğerlerini yapacak. Bu menüyle asla birinci olamaz. Ve marketteyiz. Gel bakalım Semacığım. Pardon, çok özür dilerim. Ne oldu Semacığım, neyi düşürdün? Pardon, kalemi düşürdüm. Hadi gel manav reyonuyla başlayalım. Semacığım, bu haftanın en çok konuşulan yarışmacılarından biri de sensin. Ne kadar güzel değil mi? Özellikle yoga yapman da çok konuşuldu. Evet, konuşsunlar. Herkese de bunu bilgi vermek için de özellikle katılmak istedim. Bir fizik tedavi sistemi, bir anti-aging sistemi diyelim. Şimdi kırmızı biber ve patlıcanları alarak başladık. Ahmet abi de yardımına yetişti. Ya havayla ilk günden beri yıldızınız barışmamıştı ama en yüksek puanı da sen verdin. Abi ben hakkaniyetten yanayım. Yani ben buraya laf olsun diye katılmıyorum. Yemekteyiz programında. Tadım ve tat yarışması burası. Burası hani laga luga diye bir şey yapmıyoruz. Burada önemli olan birbirimizin yapmış olduğu yemekleri değerlendirmek. Halbuki hava burnun estetik falan diye laf etmişti Sema'ya Ahmet abi. Yani yemeklerden hariç dışarıda kaşım, gözüm, saçım, dudağımın açık olması, kapalı olması, yok işte giydiğim ayakkabı, giydiğim pantolona kadar her şey karışıldı, eleştirildi. Onlar yanlış. Adab-ı maşeret kurallarına uymayan her şeyi bu programda gördüm. Yüz gerdirme mevzusu için Zuhal Hanım'a kulağını bile gösterdi. Ha, gerdirdiniz mi falan dedi. Ben de özellikle biliyorsunuz yüz gerdirince kulağın arkasına geliniyor ya, buyurun kulağımın arkasını. Bakalım şöyle. Evet, gerçekten de yok. Bu tarafa da bakabilirsiniz. Bakalım. Herkes gerdirme olmadığına ikna olmuştur herhalde. Ben zaten yarışmanın başına geldiğimde en başta dedim ki bir deviasyon ameliyatı oldum. Uzun süre bademcik iltihabı çektim. Bademcik iltihabı diyordun son olarak. Bademcik ameliyatı olurken dedi ki esas problem bademcik değil, ağzın açık uyuyorsun, deviasyon var. Bir taraf %70, bir taraf %60 kapalı. Burnundan deviasyon ameliyatı yapmamız lazım dediler. Ayrıca yaptırabilirim de. Evet. Ama tabii birkaç melek dokunuşu da hediye olarak yapmış. Ne güzel. Başka ne alacağız? Roka yok, hayır. Salatan neydi? Manca salatası, sıcağın biber, kırmızı biber. Manavdan alacaklarım bitti mi? Kontrol edebilir miyim? Tabii. Bu yemekleri layığıyla yetiştireceğini düşünmüyorum. İlla ki birinde birini ya yakacak ya pişirmeyecek. Benim şeyim bu. Bu yemek kabiliyeti ben masada da ilk günden söyledim. Bunlar yemek bilgisi yok, kültürü yok. Bu ancak yokadan, estetikten, dudaktan, şişirmekten onlardan anlarlar. Yemekten anlamaz. Bugün final. Ne hissediyorsun? Final günü benim günüm olacak Yürbüz. Heyecanlı mısın? Hayır, heyecanlı değilim. İnşallah adaletli bir yarışma olur. Kimler adaletli olur sence? Ben Serkan Bey'den adaletli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bilgiye sahip bir insan. O da birinci olursa da adalete inanabilirim yani. Tabii ki öncelikle kendimi görüyorum birinci olarak ama. Şimdi ne alıyorsun? Vanilya alayım bir tane. Vanilyayı aldık. Bak arkada şeker, tuz falan var. Bu arada Siyez bulgurunu sen mi getirdin? Siyez bulguru Kastamonu'dan özel olarak geldi. Çünkü o bölgemize özel bir şey. Biliyorsunuz buğdayın özü 12 bin yıllık
Anadolu'nun harikalarından. İçecekleri de aldık. Süren azalıyor. Koş hadi koş. Koşalım, koşalım, koşalım. Bu arada koşu falan da yapıyor musun? Tabii ki yarışabilirim Gürbüz seninle. Gerçekten mi? Gerçekten yarışabilirim. Önce belimi güçlendirmem lazım. Ne yapmalıyım? O zaman yoga yapacaksın, yoga. Yoga eğitimini kim veriyor? Bunun eğitimini şu an 104 yaşında olan Kazım Gürbüz hocamız veriyor. Yogi Kazım. Yogi Kazım benim hocam. Hocam sevgiler, her şey için teşekkürler size. Tavuk etlerinin ardından tereyağına el atıyor yarışmacımız. Şimdi şöyle bir şey var yani, kendisi sporcu, yani hepimize taş çıkartacak bir insandır. O konuda kesinlikle saygı duyuyorum kendisine. Ancak masada yemeklerini savunma konusunda biraz normalden daha dişli davranacağını düşünüyorum. Çünkü son güne kaldı kendisi ve 4 gün boyunca çok ciddi sürtüşmeler yaşandı. Gerek yemekte olsun, gerek yemek dışında olsun. Bugün biraz içerisinden canavar çıkabilir diye düşünüyorum kendisini. Süren iyice azaldı. Ya Gürbüz, acele ettiriyorsun, ne alacağımı bilemiyorum yani. Ne var listede? Margarin. Margarin almam lazım. Margarin arkada kaldı. Arkada mı kaldı? Geri çekim yapalım. Aman dikkat! Yıktın vallahi ortalığı Semacığım. Margarinini alan yarışmacımız ekmek siparişini de verip tablet çikolatalarını da alıyor hemen. Koş hadi koş! Süren bitiyor. Ya eksik olabilir mi diye bakıyorum Gürbüz. Umarım yoktur. Merhaba. Vallahi kıl payı yetişti. Hadi hemen kasaya koymaya başla bakalım. Nevin abla da ekmekleri getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Her şey tamam mı? Her şey tamam Gürbüz. Çok teşekkürler. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar borcu? 2203 TL. Evet, buyur. Çok teşekkürler. Rica ederim.